Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde İngiliz'den 75 bin sterline satılık olan full eşyalı 2+1 2 terası olan bir dübleks size sunmaya çalışacağız. 3 tane havuzu var. Bir tane burada, bir tane ileride, bir tane de arkada. Can hemen göster. Sonra eve çıkıp inelim arkadaşlar. Detay için gelin size tekrar gösterelim. Şenay abla, biz hemen böyle bir gösterelim. Ondan sonra sitenin yılda 3500 Türk lirası gideri var. Bir yılda 3500 Türk lirası gideri var. Site özel bir sitedir. Burada bir hanımefendi de bizi tanıyor. Normalde burada video çekmek sitenin yönetimi yasak. Şenay abla sen de bizi takip edin, bize serbest. Ahaya beleş. Şenay abla da burada, değerli ablam. Bir bey daha var. Biz de buraya geldik. Herkes bizi tanıyor. Sevgili arkadaşlar, sitemizde söz konusu dübleksimiz burada. 2 oda, salon, açık mutfak, klimaları takılı. İşte başka ne diyeyim? Her yere yakın. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. En yakın denize 3 kilometre diyeyim. Ve buradan geldik. Geldik arkadaşlar. Peki nasıl geldik, nasıl yapacağız, nasıl özetleyeceğiz? Zemin kat bu. Bunun üstünde bir kat var, birinci kat. İkinci kat ve müştemilatından oluşuyor. Böyle duvarlarda gördünüz. Ondan sonra bir kişiye daha ekleyeyim. Değerli arkadaşlar, yılda 3500 Türk lirası gideri var. 2+1'dir. Bir teras doğuya bakıyor, biri batıya bakıyor. Güzel bir evdir. 2+1 daire alacağınıza, 2+1 dübleks alırsanız daha iyidir derim. Bir balkonu da komple kapalı. Mobilya da pahalı oldu. Artık takdir sizin. Biz de size özetliyoruz. Hadi buyurun evimize bakalım. Arkadaşlar şimdi dışarıyı gösterdik. Size içeriği de full eşyalı olarak gösteriyoruz. İki tane terası var. Bir tanesi doğuya bakıyor, diğeri batıya bakıyor. Teraslar da büyük. İngiliz arkadaş evini satıyor. En yakın denize sanırsam buradan 3 kilometre, 2 diyemem. 3 diyebilirim. Böyle bir çömersen sana zahmet. Terasımızın bir tanesi bu. Bakın bu antik süslemelere, antiklere de yeni boya yapılmış. Evet, terasımız bu değerli arkadaşlar. Doğu terası. Saat kaç? Saati de söyleyeyim size. Bu saatte hayal edin. 19.37, 19 Temmuz Salı günü 19.37'de. Bir daha söyleyeyim. 19.37, yani saat 8'de 19 Temmuz günü. Bu hava var burada. Terasın bir tanesi burada. Ters başladık gibi ama fark etmez. Böylesi belki daha iyi. Burada da bir depo var. Diğer terası da göstereceğiz arkadaşlar. 3+1'dir. 75 bin İngiliz sterlini. 75 bin İngiliz sterlini. Vekaleti 2 hafta ancak gelir. USB kargoyla mı ya da postayla mı geliyor? Vekalet henüz gelmedi. Ve burası salonla mutfak. Salonla mutfağımız burada. Burası salon. Bu eşyalarıyla beraber Efeler Mahallesi'nde arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ne. Efeler Mahallesi artık şehrin merkezidir yani. Bunu bilin. Burada kimler oturuyor? İngilizler oturuyor. Bizim Türkler oturuyor. Öyle bir mozaik bir yapısı var. Sana zahmet geç diğer terasa. Şimdi bu tarafta aileler var. O yüzden drone'u falan kaldırmak istemedik. Çünkü drone'u kaldırınca insanlar tatil modunda kafasında drone gezmesin. Evet, salonumuz bu. Salonu böyle özetledik. Aşağıda 3 odayı göstereceğiz birazdan. Mutfağı gösterelim. Sonra ikinci terası gösterelim. Bakın arkadaşlar, bu da mutfağımız. Mutfakta neler var? Buzdolabı var. Efendime söyleyeyim, beyefendinin dürbünü var. Tepe havadar ya. Buzdolabımız bu. Buradan ketirden işte evye, ocak. Buraya bir masa mermerden yapmışlar. Mermerden sineklikleri hepsi var perdelerde. Burada ocak buradaydı. Ocak. Burada başka bir şey var. Evye. Efendime söyleyeyim. Burada bulaşık. Burada ne var? Bulaşık değil de su seviri. Evet. Neyse şu ana kadar bulaşığı göremedik değil mi? Buzdolabı var. Ocak var. Mutfak buradan ibaret. Evet. Çünkü soracaklar. Neyse. Bakalım. Şimdi geldik. Bunlar biraz dışarıda fast food tarzı bir şeyler yiyorlar ya arkadaşlar. Bu da ikinci terasımız. İkinci terasımız da burada. İkinci teras bu. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Geç buraya canım benim. Ve Can, şuradan bir havuzu göster. İki tane havuz var. Havuzun bir tanesi bu. Sabırla göster, yavaş göster. Anlaşılsın. Elinde düşmesin. Tepedeyiz ya. Ha, şimdi bu diğer havuzu göster. Çevir. Bir tane havuzumuz da burada.
iki tane havuz var. Yılda 3500. Yani yıllık gideri, aylık değil bakın arkadaşlar. Yılda 3500 Türk lirası buranın gideri var. Ve döndük. Burada bir depomuz daha var. Evet, buraya da çantasını vesaire koymuşlar. Ufak bir storage diyebiliriz. Storage. Evet, depomuz. Bir tanesi de orada. Dilenirse buraya pergüle yapılır yapanlar var. Orada biri yapmış, kapatmış, yazık etmiş. Orijinal hali daha iyi. Şimdi burada ne özetledik arkadaşlar? Can Yavaş. Bu doğuya bakan teras, bu salon. Burada mutfak var. Diğer tarafta da bir teras daha gösterdik. İnerken bir elini hafif orayı çek. Şimdi aşağı ineceğiz. Aşağı ineceğiz ve buradan da bakın bir aydınlatma var. Perdeler kapalı, pencereler örtük. Bu da teras. Yani terasa çıkınca merdiven boştu. Bunu bir daha çekeyim. Evet. İnşallah size nasip olur. İnşallah. Bazen biz çekiyoruz. Biz çektikten hemen sonra satılıyor. İnşallah emeğimiz boşa gitmez. Ve evde elektrik yok arkadaşlar. Şuraya geçebilir misin? Kaç katlı bina? Hocam biz buradan ineriz aşağıya doğru. Tersten yaptık. Arkadaşlar bakın. Bu çelik kapıdan geldik. Burada bir hol var. İşte buraya askılık var. Nargile de içiyormuş. Ondan sonra dışarıda kim geldi? Kartlı sistem var. Evet, burayı özetledik. Buraya ne olabilir? Buraya bir vestiyer, bir portmanto tasarlanabilir. Yükseklik gayet iyi. Ev güzel. Burada bir daha bir şey var. Ve üstü gösterdik. Merdiveni de gösterdik. Korkuluklar döküm demir. Şimdi banyoyu gösterelim. Şimdi burada çamaşır makinesi var. Onu göstereceğiz şimdi size. Ama bulaşığı ben göremedim. Bunların kültüründe pek evde yemek yapma yok ya. Ve banyomuz bu. İki kişi çok rahat burada duş alabilir. Deodorantlar, şampuanlar da koymuşlar. Bakın arkadaşlar. Burada bir diş var. Şurada Hilton dolap. Burası da klozet. Ve termosifon da var sıcak su için. Güneş enerjisinden daha iyidir. İşte bazen yağmurlu günler oluyor. Su olmaz. İçine rezistans koyarlar. O da çok randımanlı olmuyor. O yüzden bunların yeni Japon teknolojisi iyi. Yani güzel. Elektrik de az harcıyor. Buraya bir daha göster. Süsler müsler koymuş. Bu evet. Döndük buraya arkadaşlar. Buraya geldik. Burada da bir odamız var. Evet. Eşyalı bir odamız burada. Şimdi çek yüzünü buraya. İki odalı. Biz 3'müş demedik değil mi? Biz 2 dedik ha. Biz 2 mi dedik? 3 dediysek 2'dir arkadaşlar. Bazen bize de gelip gidiyor. Kapalı balkonu var. Bu odayı gösterdik. Ve aslında demiş olabilirim de kusura bakmayın. Bu da ikinci oda arkadaşlar. Bu da ikinci oda. Bu da ikinci oda. Kapalı balkonu var. Onu da göstereceğiz. Can dilersen geç buraya. Dur. Bazen gözler gidiyor artık. Yaş ilerledikçe sineklik mi orada var yoksa hiçbir şey yok mu? Evet, bu iki kişilik bir yatak odası. Burada var, perdeleri gördünüz. Bütün klimalar takılı. Evet, uğur böceği de var böyle herhalde 1 milyoncudan almışlar. Bunlar kapılarını buradan bile kilitliyorlar. Nazar boncuğu. Evet, şöyle yatak ucuna da bir şey koymuşlar. Buraya da kitaplık vesaire. Ve şimdi diğer odayı da göster. Oradan sonra balkonu göstereceğiz. İki odalı. 75 bin İngiliz sterlini. Biz de geç kalmışız yani. Bu da ikinci oda. Yine kliması var. Yukarıda da vardı herhalde. Evet. Eşyalı olarak 75 bin İngiliz sterlini. Bu güzel sitede satılıktır. Kira verseniz yine iyi getirisi olur diye düşünüyoruz. Pencereler de nasıl açılıyorsa bunlar PVC değil. Bunlar alüminyum. Bu alttan da açılıyor. Anlaşıldı mı acaba? Değerli arkadaşlar, şimdi dışında başta çekmiştik. Bu arkadaşlar ilginizi çekiyorsa buyurun gelin size gösterelim. Sanırsam bina, bu bina herhalde 10 yaşında var. Yaşında söyleyeyim. En yakın denize 3 kilometre diyelim. Bu marketler, o süpermarketlerle iç içedir. Okullar yanındadır. Yaz kış oturabilirsiniz. Ulaşım sorunu yok. Liman yolu hemen burada. Ama Altınkum'a yürüyerek gidemezsiniz. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne, hastaneye çok rahat gidersiniz. Bunu da özetlemeye çalıştık. 75 bin İngiliz sterlini sanırsam belki hani sembolik bir indirim olur mu bilmiyorum.
İhtiyacınız varsa, size yarıyorsa alın, yaramıyorsa size yaramayan mal. Pahalıdır. Böyle içimden geldi söyledim. Saygılarımla iyi günler.